ülkenin iç politikasında bir gündem var. Biliyorsunuz başörtüsü gündemini. Cumhurbaşkanı Erdoğan pas verdi, golü atmamız lazım dedi. Pas verdi dediği Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu da siyasal hayatımın sonunda barışık bir Türkiye'ye bırakacağım diyor. Şayet bu zat samimi ise gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlıyor. Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümün santraforlukla geçtiğini. Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünyayla rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum ama deneyeceğim. Cumhurbaşkanının bana gollük pas verdi dediği başörtüsüne kamuda yasal güvence teklifini savundu Kılıçdaroğlu. Siyasi ikbalimi düşünmüyorum, Türkiye'yi barıştırmak için risk alıyorum diyerek iktidar değişiminde anayasal düzenleme sözü vererek. Buradan genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum. Bu Eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum. İktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu anayasaya da geçireceğim. Bizim ömrümüzü verdiğimiz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkartıyor. CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde. Kadınların duygularını, inançlarını istismar ettiğiniz yeter. CHP lideri Kılıçdaroğlu başörtüsüne kamuda yasal güvence teklifinin gerekçesini böyle açıkladı. Kazanımları daha ileri taşımak için yasa teklifi yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise anayasa teklifinin içinde başörtüsü dışında düzenlemeler de olacak dedi. Aile filan hepsi bu işin içinde. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Beklediğim gibi Erdoğan başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin, zorbasın, milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim? Özgürlükçe anayasa yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın. Dürüstsen, samimiysen, Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapın. Benimle misiniz diye seslendiğimde elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Helalleşme aslında tam da bu. Başörtüsüyle meclise girecek olan kadın milletvekilleriyle ilgili görüşmeyi Sayın Cemil Çiçek'in isteğiyle ben yönettim. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı. Kendisiyle de konuşarak hiçbir probleme incitmeye sebep vermeden yönettik. Ve o işte bitti. Kapanmış yaraların üzerine konuşmayı doğru bulmuyorum. Tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Meral Akşener başörtüsü için kapanmış bir yara derken başörtüsüne yasal anayasal güvence tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Alevilerle ilgili yeni adımı açıkladı. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderleri devlet bütçesinden karşılanacak. Efendim dar alanda kısa paslaşmalar bunlar. Şimdi günden başladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şimdi diyor ki başka noktalara çekmek eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başka noktalara çektiğini söyleyerek eleştiriyor. Çekmekten bahsediyor. Ya bu konulara girilmemesinin siyasetin bunlara karışmaması gerektiğinin net kanıtıdır bu. Daima başka noktalara gider. Şimdi anayasada herkese özel düzenlemeler mi yapılacak? Özgür bırakacaksınız. Yapacağınız şey bu. Ve inançlarını yaşamasını sağlayacaksınız. E bu var zaten anayasada. Anayasa ikinci madde, on dördüncü madde, yirmi dördüncü madde. Açın bak. Bu iş sonunda bir cadı avına, makkarteci bir cadı avına dönüşecek diye doğrusu korkuyorum, endişeleniyorum.